Merhaba arkadaşlar. Konumuz grafik oluşturma ve varsayılan grafik yapma yöntemi. Ve hemen başlıyoruz. Grafik verinin görsel olarak anlatımıdır. Peki grafik nasıl oluşturulur? Ona bakalım. Veri tablosunu seçin. Veri tablosunun tamamının grafiği yapılacaksa eğer sadece veri tablosunun bir hücresini seçmek yeterlidir. Excel sağ, sol, yukarı, aşağı boş olan hücrelere kadarını veri tablosu olarak seçer. Ekle sekmesinden grafikler komut grubundan grafik türünü seçin. Excel aktif çalışma sayfanızda grafiğinizi oluşturacaktır. Bir de notumuz var. Veri tablosunu seçtikten sonra Alt artı F1'e basılırsa Excel varsayılan grafik türünden grafik oluşturacaktır. Ekrandaki tablonun grafiğini oluşturalım. Ne demiştik? Tablonun tamamının grafiği yapılacaksa şayet sadece bir hücre seçmemiz yeterlidir. Hemen hücreyi seçtik. Sonra ekleye geliyorduk. Sonra grafikler komut grubuna geliyoruz ve buradan grafik türünü seçiyoruz. Ben buradan seçiyorum. Birleşik grafik türünü seçiyorum. Bundan da bu ortadakini seçiyorum. Bakın hemen grafiği oluşturdum. Peki bunu silelim. Şöyle silelim. Ve bu sefer tamamını seçelim. Yani veri tablosunun tamamını seçelim. Şöyle seçelim. Ve yine ekleye geliyoruz. Grafiğe geliyoruz. Bakın buradan ben yine aynı türü seçiyorum. Bakın birebir aynı. Peki bir notumuz da vardı. Notta ne diyordu? Diyordu ki eğer veri tablosu seçilirken Alt F1'e basarsanız varsayılan grafik türü hangisiyse ondan hemen grafiği oluşturacaktır. Peki hemen şöyle seçelim. İstersek tek hücre de seçebiliriz. Onu tekrar belirtmek isterim. Bakın Alt F1'e basıyorum. Anda varsayılan grafik hangisiyse ondan grafik oluşturmuş oldum. Varsayılan grafik türünü değiştirme. Grafiği seçin. Grafiği seçince grafik tasarımı sekmesi aktif olacaktır. Grafik tasarımı sekmesi altındaki grafik türünü değiştir komutunu çalıştırın. Bu komuta grafik seçildikten sonra sağ tık menüsünden de ulaşılabilir. Açılan pencereden solda bulunan kategoriden grafik türünü seçin. Bu kategoride bulunan grafiklerden istediğinizin üzerine gelip sağ tık menüsünden varsayılan grafik yapı tıklayın. Hemen bunu deneyelim. Bizim varsayılan grafik türümüz bu. Bunu değiştirelim. Nasıl değiştiriyorduk? Grafiği seçiyoruz. Ama seçmeden önce sekmelere dikkat edin. Grafik tasarım diye bir sekme görünmüyor. Biz grafiği seçtiğimiz zaman grafik tasarım sekmesi görünecektir. Bakın göründü. Bunu tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bak bunun altında grafik türünü değiştir diye bir komut var. Bunu çalıştırıyoruz. Açılan pencerede sol tarafta grafiklerin kategorilerini görüyorsunuz. Ben çubuğu seçeceğim. Buradan üstte bakın burada grafik türlerini görüyorsunuz. Ben bunu seçeceğim ve sağ tuşa basıp varsayılan grafik yap diyorum. Bunu yaptıktan sonra tamam dersem mevcut grafiği de değiştirecektir. Türünü değiştirecektir. Ben iptal diyorum. Peki gerçekten oldu mu ona bakalım. Şöyle sildik. Şuraya geldik. Alt F1'e bastım. Gerçekten oldu. Başka nasıl değiştirebiliyorduk? Yine seçiyoruz. Sağ tık menüsünden. Bakın grafik türünü değiştir. Şurada var. Buna basıyoruz. Yine aynı pencereye geldik. Yine değiştirelim. Şuraya geldik. Örneğin bundan değiştirmek istiyorum. Şuraya geldim. Varsayılan grafik yap dedim. Ve yine iptal dedim. Peki gerçekten oldu mu? Yine bakalım. Şuraya geldik. Alt F1'e bastım. Bakın gerçekten varsayılan grafiğim değişmiş oldu. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.